gidiyorum o zaman. Herhangi bir kesinti olursa beni uyarın. Benim bugün Tamam. yapacağım sunum genel olarak bilim dünyasının, daha doğrusu düşünce tarihinin ilk bilim kadını diye adlandırılan, ismi farklı çeşitlerde okunabilen, Hipatya, Hypatia veya Hypatia diye okunabilen kadından bahsedeceğim size. Bu kadın gerçekten çok önemli bir yer alıyor. Milattan sonra 270'te İskenderiye'de doğuyor. Tabii doğduğu yerdeki zamanda İskenderiye gerçekten o dönemin bilim, kültür ve entelektüel bilgi açısından en dolu yerlerinden bir tanesi. Burada İskenderiye'nin küçük bir haritası var. Bakacak olursak haritaya zaten tipik bir Roma şehri yerleşimi görüyoruz. Ortasındaki siyah surlarla çevrili olan bölüm bizim kütüphane diye, İskenderiye Kütüphanesi diye tabir ettiğimiz alan. Bu kütüphane tek bir yapıdan değil, birden fazla yapı kompleksinden oluşan bir alan. İçerisinde botanik bahçeleri, işte hayvan gözlemlerine dair yapılan şeyler, yıldız gözlemlerine dair yapılan şeyler, inanılmaz derecede şeyler var. Heykeltıraşlar, sanatlar, işte sanatçılar, başka bilim insanları, düşünce insanları, herkesin çalışabileceği büyük alanlar var. Zaten sunum ilerleyen zamanlarında ne gibi alanlar olduklarını göreceksiniz. Hipatya şöyle önemli. Hipatya'nın doğduğu İskenderiye şehrinin o dönemde birden fazla halk var ve bu halkların birden fazla dini inanışları var. Bunlar paganlar, Yahudiler ve Hristiyanlar olarak yer alıyor tarihte. Biraz görüntü kalitesi kötü olabilir ama İskenderiye şehrinin genel yerleşimi açısından fikir vermek için, hani üç boyutlu olarak görmeniz için böyle bir şey var. Sağ tarafta bir stadyum görüyoruz. Sol tarafta işte belki Agora veya merkezi veya işte daha meydanımsı bir yer. Ve tipik Roma kentlerine yer alan bir stadyum görüntüsü karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. Bu işte kütüphane dediğimiz alan. Ön tarafında, kütüphanenin ön tarafında bir tapınak var. O tapınakta aynı zamanda tartışmalar da yapılabiliyor. Arka tarafında da bizim işte İskenderiye Kütüphanesi diye tabir ettiğimiz o arkada minik kubbeli olan alan, esas işte kütüphanenin ana bölümü, parşömenlerin vesaire durduğu bölüm. Tabi etrafında işte çeşitli botanik bahçeleri vesaire gibi alanlar da var. Tabi bu sadece hani bir tasvir amaçlı yapılan bir görüntü. Sol tarafta ise parşömenlerin o alan içerisinde nasıl yer aldığını, işte bazı heykellerin, büstlerin, düşünce insanların görüntülerini yansıtan çalışmaları görüyoruz. Tabi burada şey çok önemli. Hypatia'nın bilim tarihindeki öneminin gelişmesinde şu çok önemli. Bir, böyle bir entelektüel ortama doğuyor. İki, en önemli faktörlerden bir tanesi bence en başta geleni. Babası bu eğitim kurumunun başındaki adam. Theon diye bir adam. Ve burada babası matematik bölümünde diyebiliriz. Hani bugün bizim üniversite anlayışımıza dair düşünecek olursak. O yüzden ilk bu işte bilimsel gelişme, bilimsel düşünme çabaları babasıyla başlıyor. Zamanla işte büyüdükçe de babası ona dinleri öğretiyor. Başka matematiksel şeyleri öğretiyor. Astronomiyi öğretiyor. El sanatlarını öğretiyor. Şiiri, felsefeyi öğretiyor. Müziği öğretiyor. Ki Patya'nın hayatında müzikte çok önemli ve çok böyle bir güzel bir anısı vardır onunla ilgili. Onu değineceğim zaten geri geldiği zaman. Tabii babası aynı zamanda Hipatya'nın sadece bunları öğrenmesini istemiyor. Aynı zamanda fiziki aktivitelerle öğrenmesini istiyor. Yani bir yandan entelektüel becerilerini geliştirirken diğer yandan da mesela at binmeyi öğretiyor, yüzmeyi öğretiyor, dağcılığı öğretiyor vesaire. Hani tırmanma vesaire gibi şeyler. Bugün anladığımız kadar profesyonel dağcılık olmasa bile. Bu tarz bir gelişim içerisinde kızını yetiştirmeye çalışıyor. Zaten bakılacak olursak da o dönem içerisindeki kadınlar yaşantısına Hipatya zaten çok böyle bir aksi, böyle bir hani çıkıntı bir şey sergiliyor aslında, kişilik sergiliyor. Bu da zaten onun bütün o bir işte entelektüel bilgisinin gelişmesine veya işte kişiliğinin oturmasına yarar sağlayan özelliklerden bir tanesi. Daha sonrasında Hipatya belli bir yaşa geldikten sonra daha felsefi bilgileri öğrenmek için Atina'ya gidiyor. Plato okulundan dersler alıyor. Sonrasında eğitimini aldıktan sonra İskenderiye'ye geri dönüyor. Ve geri döndükten sonra da yine resim biraz kalitesi olabilir, kusura bakmayın. Halka açık dersler vermeye başlıyor. Burada insanlara kendi düşüncelerinden bahsediyor. Öğretirken onlarla birlikte öğrenmeyi de seviyor. Tartışma yapmak özellikle insanlarla bulunduğu ortamda en sevdiği faaliyetlerden bir tanesi olarak görüyoruz biz tarihe baktığımız zaman. Tabii bunlar devam ettikçe de Hipatya bir kadın olarak o dönemin hani yani böyle enteresan bir kişiliği olarak çok tanınıyor. Farklı işte Avrupa kentlerinin o zaman işte Asya'dan vesaire çok fazla insan bunu ziyaret etmeye geliyor. Ve aslında burada şöyle bir algı da söz konusu oluyor. Kadınların toplumda ön plana çıkmayı da cesaretlendiren bir şey ve aynı zamanda kendi görüşlerine göre herhangi bir dine yakın ve uzak olmadığı için Hipatya, yaşadığı çevrede Hristiyanlık dininin yayılmasına da aslında biraz engel oluyormuş gibi bir izlenim sergiliyor. Daha sonrasında tabii şöyle şeyler olabiliyor.
Hipatya aynı zamanda hani bilgili olduğu kadar da güzel bir kadın ve birden fazla erkeğin tabii ki de gönlünde yer eden bir kadın. O zamanlarda mesela Hipatya evlilik teklifleri geliyor ama mesela diyor ki ben de gerçekten evliyim. Size daha hayatınızı daha mutlu bir şey kaynağı, bir hayatınızı daha mutluluk katacak bir şey bulmanızı öneririm diyor. Hatta ileride bahsedeceğim. Bununla ilgili çok da güzel bir bilginin olduğu bir şey var. Onun spoilerini vermeyeyim. Neyse devam ediyorum. Tabii şöyle bir şey var. Hipatya dinleri reddettiği zaman yani kendisi açısından hiçbir dine inanmamayı seçtiği zaman bu Hristiyanlık için bir problem olarak gözüküyor. Çünkü o dönemde Hristiyanlığın yayılma çabalarının artmaya başladığı dönem olarak çıkıyor karşımıza. Bu arkadaş yine biraz kalitesiz gözüküyor olabilir. Kiril diye geçiyor veya Siril diye de okuyabilirsiniz. Bu o dönem Hipatya'nın yaşadığı İskenderiye'ye Roma İmparatoru tarafından atanan bir psikopos. Yani Hristiyan bir adam. Hristiyanlığı yaymak için oraya atanan bir din lideri diye düşünebiliriz. Ve bu işte Hipatya'nın bu ünlü duyduktan sonra da yavaş yavaş Hipatya'yı devirmek için, yani Hipatya'yı silmek için toplumdan, onu yok etmek için çabalar sergiliyor. Ve vaaz vermeye başlıyor işte toplumda, konuşmalar yapmaya başlıyor. Konuşmalarının bir tanesinde de bu iki tarafta görmüş olduğunuz cümleleri söylüyor. Bunlar sanki İncil'den alınmış cümleler gibi yansıtılıyor ve sadece Hipatya'nın ortadan kaldırılmasına yönelik bir tutum sergiliyor aslında. Ondan sonra buna inanan kişiler maalesef Hipatya'ya ortadan kaldırmalıyız, yok etmeliyiz gibi düşünceler sergiliyorlar. Bu tabii bir tasvir. Böyle oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz ama genelde şey olan kanı şu, yani ortak kanı şu, işte Siril komutasındaki ya Hristiyan dinine mensup müritler tarafından 500 kişilik bir kalabalık Hipatya'yı işte bir gün at arabasındayken veya işte evinin önünden çıkmışken, bir yerde yürürken değişebiliyor bu kaynaklara göre. Alıyorlar ve işte yerde sürükleyerek onların özel bir isim verdikleri bir tapınağa götürüyorlar. Tabii bu süreçte şeyler de oluyor. Hristiyanlarla paganlar arasında bazı işte çekişmeler oluyor. İskenderi kütüphanesi yağmalanıyor. Oradaki kitaplar yakılıyor vesaire. Paganlar kaçıyor. Yeni bir sığınak bulmaya çalışıyorlar veya işte Roma valisi tarafından bir kısmı koruma altına alınıyor. Bu süreçte hani böyle yani Hristiyanların yaptığı sürekli böyle bir ineleme hareketleri var. En son olay Hipatya'nın halk tarafından, Hristiyan halk tarafından Galyana gelip bir anda işte dinimiz önündeki bir engel olarak nitelendirilip çok büyük cezalandırılmasına kadar gidiyor. Buradaki tarihteki tasvir şöyle. Hipatya'yı işte yerde sürükleyerek götüren kalabalık bir grup tapınağa götürüyorlar. Tapınakta derisini deniz kabuklarıyla yüzüp daha sonra 4-5 parça ayırıp sokaklarda gezdiriyorlar herkese ibret olsun diye. Hristiyanların önünde işte kimse duramaz vesaire diye. Tabii Hipatya demiştik çok güzel bir kadın ve işte sol tarafta hayatına ait bir takım sözler, ona söylenen ve onun söylediği sözler görüyoruz. Baktığımız zaman da burada mesela şunlar çok önemli bana göre, ben çok sevdim bunları. İnanmadan önce sorgula ve bildiklerinin arkasında dur. Biraz önce bahsettiğim evlilik anekdotundaki, yani teklif anekdotundaki bir söz, kalbini benden daha güzel bir şeye ver, müziğe. Bu da çok güzel bir şey. Ve bir tanesi de hurafeleri gerçek gibi öğretmek olabilecek en korkunç şeydir. Bu da belki de Siril'e karşı söylenen söz olabilir diye düşünüyoruz. Maalesef Hipatya'nın günümüze gelen eseri yok. Ondan da bahsedeceğim ileride ama şimdi vurgulamak istiyorum. Çünkü eserlerin birçoğu yağmalanmış ve yıkılmış. Sadece şunları bile biliyoruz. Onun döneminden sonra onun eserlerini yazan, nasıl anlatayım? Hipatya'nın bu eserler yazdığı, Hipatya bu eserleri yazdı diyen insanlar tarafından yazılan eserler var. Tarihte onlara bakarak yorum yapılıyor ve düşünülüyor ki Hipatya bu eserler üzerine çalıştı ve işte şu gözlemleri yaptı, şunlara yorum yaptı vesaire gibi şeyler düşünülüyor. Tabii Hipatya'nın ölümü bilim tarihine gerçekten bir damga vuruyor ve ondan görüyorsunuz mesela bin yıllar sonra yaşamış insanlar bile, yüz yıllar sonra yaşamış insanlar bile ona yapılan acımasızlığı, ona yapılan saygısızlığı bu şekilde nitelendiriyorlar. Bunlar işte birkaç söz okuyabilirsiniz. Burada çok da zamanınızı almak istemiyorum. Devam ediyorum. Yine burada benim çok sevdiğim bir insan Karsaga'nın Hipatya ve ona yapılan veya onun gibilere yapılan muamelelere yönelik sözleri var. Sağ tarafta İskender'in Teon'u görüyoruz. Hipatya'nın babası demiştik. Bir keresinde Hipatya'ya düşünme hakkını saklı tut. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten daha iyidir diye bir öğütte bulunuyor. Bu da bence bir babanın belki de hani çocuklarından birine söyleyebileceği en güzel sözlerden biridir diye düşünüyorum. Devamında şöyle şeyler söyleyebiliriz.
Şimdi Hipadya'nın birden fazla tasviri var gördüğünüz gibi. Fakat Hipatya ne yaptı? İşte burası çok önemli. Zamanında şu biliniyor, Hipatya'nın zamanında şu biliniyor. Dünya merkezli evren modeli biliniyor. Fakat burada şeyi hesaplayamıyorlar. Dönme çemberlerini hesaplayamıyorlar. İlk defa Hipatya yaptığı farz ediliyor veya düşünülüyor. Bunun kesin kanıtlar yok dediğim gibi. Güneş merkezli evren modelini düşünen veya işte bunu hani deneyleyen biri olarak tarihte anılıyor. Tabii elimizde kesin bir kanıt olmadığı için bunu sadece yaptığı varsayılıyor, yaptığı çalışmalara dayanarak. Fakat mesela şöyle şeyler de yapıyor. Sıvıların yoğunluğunun ölçülmesini yeren hidrometre cihazını da kullanıyor. Bunu veya bunun gelişimine katkıda bulunuyor. Sol alt tarafta gördüğünüz usturlap denen alet, yani bugün yön bulmamıza yarayan işte güneş vesaire gibi coğrafi konumları kullanan yön bulmaya yarayan aletleri kullanıyor. Sağ tarafta da Nikola Kopernik görüyorsunuz. Kopernik kendisinden yaklaşık olarak işte bin yıl civarı, bin yıl sonra, 800 bin yıl sonra yaşamış bir insan. O da sol tarafta da, sol altta, ortada da Kopernik'in güneş merkezli evren modelini görüyorsunuz. Fakat burada da eksik olan bir şeyler var. Çemberler, halkalar tam olarak oturmuyor. Kopernik'in bu çalışmasının Hipatya'dan esinlendiği düşünülüyor. Fakat dediğim gibi henüz ortada, yani bugüne kadar henüz ortada bir kanıt yok. Burada ise Jonas Kepler'in Kopernik'ten sonra geliştirdiği gezegen yasalarından ikincisini görüyoruz. İkinci yasada Kepler şunu söylüyor kısaca. Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zamanın aralıklarını eşit alanlar tarar. Yani şekle baktığımız zaman aslında A, B ve C şekillerinin alanlarının hepsi birbirini eşit diyor. İlk defa işte Kepler zamanında eliptik yörünge modeli güneş merkezli evren sisteminde ortaya atılıyor. Fakat Hipatya'nın bunu 1000 yıl önce Kepler'den 1000 yıl önce bulduğu düşünülüyor. Ve işte Kepler olsun, bir önceki Kopernik olsun, bunların çalışmalarında Hipatya'dan esinlendiği düşünülüyor. Ve Hipatya'dan sonra Hipatya'ya ithafen yapılan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz Vatikan Müzesi'nde yer alan bir odanın içerisindeki odanın dört duvarına yer alan dört farklı çalışma. Bizi ilgilendiren şey sağ tarafta bulunan Atina Okulu, orta sahada bulunan Atina Okulu. Atina Okulu'nu yapan kişi Rafael. Biliyorsunuz Rönesans'ın dört büyük ressamından biri. Zaten diğerleri işte Michelangelo, Donatello, Rafael ve Leonardo. Bunların dördünün ilk isimleri de biliyorsun Ninja Kaplumbağaları veriliyor ve hani bunda bir anekdot olarak bahsetmek isterim. Rafael'in yaptığı bu çalışmada birazdan herkesin ismini tahmini olarak göreceksiniz ama özellikle bu kadın figürü Hipatya'ya ait ona yönelik yapıldığı düşünülüyor. Fakat şöyle bir anekdot da var. Rafael bu çalışmayı yaparken Papa'dan gelen kişiler soruyorlar. Diyorlar ki bu kadın kim? İşte herkes soruyorlar bu kim, bu kim, bu kim diye. Bu kadını yaparken bu kadın kim diye soruyorlar. Rafael de diyor ki benim tanıdığım en bilgin kadınlardan biri olan Hipatya bu diyor. Fakat o zaman bile yani bundan yaklaşık olarak 1400, 1000 yıl, 1500 yıl sonra bile Hipatya'dan o işte yani 1000 yıl sonra bile papalık Hipatya'nın tasvir edilmesini istemiyor. Rafael'e diyorlar ki eğer sen diyorlar bu kadını bu şekilde tasvir edersen veya bu tasvir ettiğin kadına Hipatya dersen biz senin eserini yıkacağız, kabul etmeyeceğiz. Yerine başka bir şey yapacaksın vesaire. Rafael de mecburen baskılara boyun eğmek zorunda kalıyor. Çünkü eserinden de vazgeçmek istemiyor. Ve bu yaptığı kadını Papa'nın kuzeni olan başka bir kadına ithafen Papa'ya sunuyor. O şekilde kabul ettirebiliyor. Devam edecek olursak da genel olarak tablodaki insanlar bu şekilde olduğu düşünülüyor. Fakat mesela biz buradaki insanların bazılarını başka isimlerle biliyor olabiliriz. Mesela sol tarafta Averroes diye gördüğünüz bir adam var. Onun işte bizim İslami, bir İslam bilginleri dönemlerindeki isimlere göre Rüşt olduğu varsayılıyor. Farklı böyle isimler var yani hani bunlar tabii bir tahmin, kesin bir şey söyleyemem. Ha, bazıları kesin mesela Plato, Aristo falan vesaire bunların artık oturduğu düşünülüyor. Ama geri kalan insanlar için genellikle tahmin olduğu söyleniyor. Ve bir şey daha var, bu da çok hoşuma gitti benim, bunu da koymak istedim. Hipatya ve diğer bilim düşünce kadınlarına yönelik, onların hayatlarına yönelik, onlara değinmek amacıyla 1974-1979 yılları arasında Brooklyn Müzesi'nde Judy Chicago diye yine bir kadın bunlara yönelik bir yemek veriyor. Yemeğin ortası, sol tarafta bunlar resimdeki üçgenin ortasına baktığınız zaman o ortada bütün o bilim kadınlarının, düşünce kadınlarının yani bizim bildiğimiz yazılı tarihten bugüne kadar gelmiş olan bütün bilimsel çalışmaları, düşünce ürünleri geliştiren kadınların ismi yazıyor. Ve üçgenin her bir şeyinde de o kadınlara ait bir yemek masası var. Sağ tarafta da Hipatya'ya ayrılan bir yemek masası görüyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Ona ithafen yapılmış bir şey diye düşünüyorum. Son olarak da 2009 yılında Hipatya'nın hayatına yönelik Agora diye bir film çekildi. Bu filmde aslında bu sunumda bilerek bahsetmediğim birçok şeyi de görebileceksiniz. Fakat bahsettiğim şeylerin de genelde abartılmadığını veya öyle olmadığını veya ona çok yakın olduğunu görebileceksiniz.
spoiler vermek istemediğim için filmi anlatmıyorum. Hani benim dışımda neler söylediği anlatmıyorum. O yüzden izleyip kendiniz görebilirsiniz. Son olarak da Hypatia'nın neleri yaptığını biz düşünüyoruz, neleri yaptığını tahmin ediyoruz diye baktığımız zaman aslında enteresan şeyler çıkıyor karşımıza. Dediğim gibi babası bir matematikçi Theon'du ve Theon'dan matematik öğrenmesi demek aslında o dönemin en bilgin matematiksel bilgisini alması demek yani. Matematiksel kökenine sahip olması demek. Tabii bu matematiksel bilginin getirdiği bir takım çalışmalar yüzünden de aritmetik üzerine 13 ciltlik bir yorum yapıyor. 13 tane farklı cilt az bir sayı değil yani baktığınız o dönem için biraz bir sayı değil. Ha belki bu bizim bugün bildiğimiz cilt anlamına gelmiyor olabilir. Bir parşömen, iki parşömen, üç parşömenden oluşan şeyler de olabilir bunlar. Ama yine de üstün bir sayı olarak görüyorum ben bunu. Apollonios'un konikleri üzerine bir çalışma yapıyor ki özür dilerim. Zaten ilgili olan arkadaşlar baktıkları zaman Apollonios'un konikleri üzerine yapılan Hipatya'ya en yakın çalışma 1700'lü yıllarda yapılıyor. Yani kendisine yaklaşık 1400 yıl sonra yapılıyor. Bu da çok enteresan bir şey. Yine Batlamyus'un alkemisti üzerine bir düzenleme yapılıyor. Bu Batlamyus'u biz aslında Batlamyus diye biliyoruz ama antik Yunan'da bunun adı Ptolemaios. Ptolemaios'un şöyle özel bir yanı var. Ptolemaios zamanında yapılan haritalar bugün Amerika'nın keşfedilme nedeni olarak gösteriliyor. Ve yakın bir zamanda da bu şu an ismini hatırlamıyorum ama bir yayın evinden çok güzel ciddi bir şekilde çıktı. Hatta bu çalışmada İlber Ortaylı'nın ve Celal Şengör'ün de katkıları olduğunu biliyorum. İlgili olan arkadaşlara ben yayın evini bulup söylerim. Şu an hatırlayamadım dediğim gibi. Son olarak da tabii babası da bir matematikçi olduğu için Öklit'in elemanları üzerine bir kitap yazıyor ve Hipatya'da bunun üzerine düzenleme yazıyor. Son olarak da Astronomi Kanunları adlı bir kitap yazdığını düşünüyoruz. Tabii bunlara maalesef ne yazık ki ulaşılamıyor. Sadece o dönemde işte bir şeyler yazan yazarlar hakkında yazılanlardan bunları çıkarabiliyoruz. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.